İlk tekrar programımızda Fen'in ikinci videosuyla beraberiz. Muhteşem bir şekilde sizinle beraber bugün basınç ve madde endüstri ünitelerini tekrar edeceğiz. Birinci dönemde işlediğimiz çok önemli, çok değerli ünitelerdi bunlar. Neden? Basınçtan bakın dikkat edin, 2021'de iki tane soru gelmiş. 2020'de tabii birazcık düzensizlik vardı konular arasında. Sadece birinci dönem konuları vardı. O yüzden fazla gelmiş gibi gözükebilir ama ağırlığına baktığımız zaman %10, yani Fen kısmının 20 sorunun %10'u basınçtan geliyor. Yani iki tane soru garanti net. Peki madde endüstri çok çok önemli. Aşırı değerli, aşırı geniş bir ünite. Neden geniş bir ünite? Aslında birçok şeyi barındırıyor. Periyodik sistem, ardından işte bununla alakalı kimyasal reaksiyonlar, elementler ve benzeri. Dolayısıyla bunun ağırlığı %25. Yani neredeyse Fen'in dörtte biri madde ve endüstriden çıkacak. O yüzden bizim için çok değerli ve sorulara baktığımız zaman zorluk seviyesi olarak kolay, orta, zor bir dağılım var. Düzgün bir dağılım var. Burada yine kolay, orta, zor bir dağılım var. Hani hatta birazcık daha kolay, ortada birikim var. Ama sonuç olarak biz bu üniteleri yapabilirsek eğer LGS'nin, yani LGSF'nin %35'ini bitirmiş oluyoruz. Neredeyse birinci dönemin tekrarını yaparak diyoruz. Peki o zaman biliyorsunuz ki ne yapıyoruz? Biz ilk tekrarımızı bugün inşallah yapıyoruz. Bu haftalarda yapıyoruz. Ardından ileride son tekrarımızı yapacağız ve LGS'ye en iyi şekilde girip en iyi liseleri kazanacağız diyoruz. Bizim yol haritamızda bunlar var. Kendimizden eminiz. Yola gitmeye devam ediyoruz. Peki ilk tekrar neler var? Big picture'ı göstereceğiz size. Büyük resmi göstereceğiz. Aynı zamanda konu özetleri yapacağız. Aynı zamanda yeni nesil sorular yapacağız. Ve birinci dönemi bitireceğiz. Ama şunu unutmayalım. Programımıza uygun bir şekilde ilerliyoruz ve bunu yaparken de mutlaka mutlaka ödevlerimizi yapıyoruz. Yani ödevlerimizi hepsinde ilk tekrar setimizden veriyoruz. Bu arada bu üç tane kitabımızdan veriyoruz ve kitapçık programımız da var bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Ve bu şekilde bütün eksiklerimizi tamamlayıp ikinci döneme sağlam bir temelle, eksiğimiz kalmadan başlıyoruz. Hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım. Evet, şimdi basınç konusuna devam ediyoruz. Tonguç Evladım benim seninle beraber. Katı sıvı gaz basıncını işleyeceğiz. Sonra basıncın günlük yaşamdaki uygulamaya bakacağız. Zaten %100 sorusu var katı basıncı. %100 basınç yapacaklar mı bize hocam? Katı sıvı gaz basıncından bir tanesi, belki de iki tanesi gelecek. Dolayısıyla buraya 5 yazmak istiyorum Tonguç Evladım benim. Soru gelme ihtimali %100. Basıncın günlük yaşamda uygulamalarından da soru gelme ihtimali var. Buradan biz bir deney sorusu bekliyoruz. Katı sıvı gaz basıncından bir deney sorusunu, bu deney yorumlanmasıyla alakalı bir soru bekliyoruz. Basıncın günlük yaşamdaki uygulamalarından da soru gelme ihtimali yüksek bir sorunun içinde, bir günlük gerçek yaşam probleminin içinde bize verebilir diyoruz. Şimdi o zaman konunun detaylarına bir bakalım sana. Katı sıvı gaz basıncı yapacağız ve basıncın gerçek yaşam durumlarındaki özelliklerine bakacağız Tonguçlar'la beraber. Şimdi 6 adımda basınç deneylerini bir yapmaya başlayalım. Çünkü gerçekten de sınavda katı sıvı gaz basıncı ile alakalı bir deney sorusu bekliyoruz. Geçtiğimiz senelerde de karşımıza çıktı zaten. Şimdi bir kere şunu unutmamamız gerekiyor. Katı basıncı iki tane şeye bağlı Tonguç Hocam. Neye bağlı hocam? Birincisi cismin ağırlığı, ikincisi de cismin yüzey alanı. Ya, daha doğru konuşalım. Cismin yere dokunduğu alanın büyüklüğü, aslında bunu söylemek istediğim şey. Mesela Tonguç Hocam, kumun üzerine şöyle bir tuğlayı bıraktık diyelim, G ağırlığında. Eğer iki tuğla bıraksak ne olur alanı? 2G. Harika. Dolayısıyla hangisinin basıncı daha fazla olur dersek, buradaki basıncı daha fazla olur. Çünkü bunun ağırlığı daha fazla, değil mi Tonguç Hocam? Evet hocam. O zaman kumda bunun içeriye girme miktarı göçertir. Aynen bu kadarken Tonguç Hocam benim, buradakinin girme miktarı daha az olmak zorunda çünkü ağırlığı daha az. Dolayısıyla ağırlık fazla olunca katı basıncı artıyor. Bir de Tonguç Hocam benim, cismin yüzey alanı. Yani yere dokunduğu alana bakalım. Şimdi mesela diyelim ki şöyle bir cisim var Tonguç Hocam benim. Şu cisimde şu yüzeye S diyelim, bunu siliyorum. Bu yüzeye de 2S diyorum, tamam mı? Bak daha geniş, görebiliyor musun evladım? Evet hocam. Burası da daha dar. Aynı şekilde burası daha geniş, bunu siliyorum, buraya yazıyorum 2S'yi. Burası daha geniş, burası daha dar. Dolayısıyla ben bu cismi böyle koydum, bir de böyle koydum. Yani ters çevirip tepe taklak çevirdim. Hangisinin yüzey alanı daha fazla Tonguç Hocam benim? Tabii ki yere dokunduğu alan burada. Sağ taraftakini. O zaman basınç hangisine daha fazla Tonguç Hocam? Sağ taraftakini. Patlarsın çünkü Tonguç Hocam benim, basınçta ters bir ilişki var. Yüzey alanı arttıkça basınç ters orantılı bir şekilde azalıyor. O yüzden ben ne kadar dikine basarsam, mesela şöyle düşün.
Hemen bir tane kalem bulabilir misin şuradan? Normal kurşun bir kalem, tükenmez kalem fark etmez. Buyur hocam. Onlardan bir tanesini ver bakalım. Buyur. Şimdi normalde bak dikkat et. Bir kalem var elimizde. Bir kalem var elimizde. Bir kalem un. Şu kalem. Ne diyorsun ama? Şimdi Tonguç'a bak. Elimi bir böyle basıyorum. Bir de şöyle bak ince ucuyla bak. Gerçekten acıtıyor. Gerçekten basıncı eğitim çok fena hissediyorum. Eğitim için canınızı verir misiniz hocam? Canım işte canım acıtıyorum eğitim için. Bak çok fena canım acıyor. Ama canım acımıyor fazla. Neden? Çünkü yüzey alanı fazla olduğu için basıncı daha az. Yüzey alanı az olduğu için basıncı daha fazla. Böyle bir özellik var. O yüzden mesela karda geniş ayakkabılarla yürüyoruz. Bak, ben karda var daha topuklu ayakkabı giymiyorum hocam. O zaman diyorum ki Tonguç Eren benim buradaki basınç daha fazla. Buradaki basınçtan o zaman burada bu sağ taraftaki daha büyük. Burada sağ taraftaki pardon özür dilerim tam tersi. Sol taraftaki daha büyük çünkü sol taraftakinin alanı ucuz daha dar gibi diyorum. Peki geldik sıvı basıncı. Ve basın nerelere bağlı ona bakalım. Sıvı basıncı iki şeye bağlı Tonguç. Aynı katı basıncıdaki gibi sıvının derinliği ve sıvının yoğunluğu. Sıvının derinliği arttıkça sıvı basıncı artar. Sıvının yoğunluğu arttıkça sıvı basıncı artar. Bitti bu kadar. Dolayısıyla ben burada bak şöyle bir musluk açtım. Şuraya kadar fışkırıyor. Şöyle bir musluk açtım. Şurada bak derin olmayan bir yerden açtım. Daha az fışkırtıyor. Dolayısıyla bak mesela buradaki suyu fışkırtma mesafesine 2x diyelim. Buradaki suyu fışkırtma mesafesine x diyelim. Dolayısıyla diyorum ki bak buradakinin bundan daha fazla olmasının sebebi buradaki basıncın daha fazla olmasıdır. Neden peki? Bunun derinliği 2h, bunun derinliği h kadar olduğu için diyorum Tonguç'um. O zaman ne kadar aşağıda açarsam o kadar fazla uzağa gidebilir su diyoruz. Peki geldik sıvının yoğunluğuna bak. Bu deneyler çok önemli. Bu deneylerin aynılarının benzerleri çıkabilir. Sıvının yoğunluğuna bakarsak aynı kabın içine su koydum mu zeytinyağı koydum. Aynı derinlikten musluklar açtığım zaman bak su Tonguç Eren Bey'im ta buraya kadar gönderirken ve pervane çok hızlı dönerken burada ise zeytinyağı pervaneyi daha yavaş döndürür. Çünkü neden? Buradaki basınç daha azdır, sıvının yoğunluğu daha az olduğu için bunları da bilmemiz gerekiyor. Peki geldik Pascal prensibi de önemli bir özellik. Pascal'lı Pascal prensibi aslında sıvıların basıncı her yönde ve eşit büyüklükte iletme prensibine göre çalışıyor Tonguç'um. Hemen şöyle anlatayım sana. Sıvılar basıncı her yönde ve eşit büyüklükte iletiyor. Mesela berber koltuğunda, damperli kamyonda, hidrolik frende veya hemşire ablalarımızın bize yaptığı şırıngalarda değil mi Tonguç Eren Bey? Şırıngayı böyle bazen bükerler falan filan. Buradan bastırırlar Tonguç Eren Bey şırıngaya. Buradan basınç aslında buradan suyu fışkırtabilir. O aşıyı fışkırtabilir. Dolayısıyla aynı buradaki gibi buradan uyguladığım basınç her yönde kabın her yönüne eşit büyüklükte iletiyor. Buna Pascal prensibi diyoruz. Pascal numara. Bir de açık hava basıncı var. O da Torricelli tarafından dünyaca ünlü. Bunlar nasıl futbolcu mu hocam ya? Hayır saçmalama. Torricelli İtalyan bilim adamı. Civa'ya yaptığı deneyde Civa'nın içine tüp koyduğu zaman aslında Civa'nın içinde 76 santimetre yükseldiğini gördü. Bu da çok olağanüstü bir rakam. Çok büyük. Civa çünkü çok ağır bir madde. Neden biliyor musun? Açık hava basıncı dediğimiz şeyi buldu. Ve açık hava basıncı dediğimiz şeyin çok kuvvetli bir şey olduğunu buldu. Ve açık hava basıncının yukarılara doğru gittikçe daha azaldığını, deniz seviyesine ne kadar yakınsan o kadar daha fazla olduğunu da keşfetmiş oldu diyoruz. Hemen artık bordo belirli sorumuza gelelim seninle beraber. Bu zor soru mu demek hocam? Zor soru tabii. Yani zor soru demek şu demek. Yeni nesil beceri temelli sorular bunların hepsi aslında. Hemen seninle bakalım. Bir araştırmacı dikdörtgenler prizması şeklinde bir pres makinesinin tablodaki durumlarla 3 farklı yüzeyi koyarak presin zemine yaptığı basınç değerlerini kaydediyor. Hem bakalım birinci durum, ikinci durum, üçüncü durum. Presin zemine temas eden yüzey alanı 2A, 5A ve 10A. Presin zemine yaptığı basınç 5B, 2P ve BP demiş. Tamam eyvallah. Pres makinesine ait koçbaşı, burada koçbaşı var görüyorsun. Her üç durumda eşit kuvvet uyguluyor. Buna göre araştırmacının bu çalışmasını aşağıdaki hipotezlerden hangisini test etmek amacıyla yapmış demiş. Dikkat et Tonguç'um. Presin temas ettiği yüzey alanlarını değiştiriyor ama hepsinde eşit kuvvet uyguluyor ve basınçlar da değişiyor. Hemen bakalım. Katılar üzerine uygulan basıncı aynı nedir? Alakası bile yok. Katılar üzerine uygulan kuvveti aynı nedir? Ki zaten bu bizim konumuz değil şu anda. Katılar ağırlıklarından dolayı bulundukları zemine kuvvet uyguluyor. Ağırlıkları alakalı herhangi bir şey yok. Katı basınç cismin yüzey alanı arttıkça azalır. Bakar mısın? Yüzey alanı artıyor, artıyor, artıyor. 2A, 5A, 10A.
Basınç ne oluyor? 5P, 2PP azalıyor. Gerçekten bununla alakalı olabilir. Yüzey alanları aynı olan katlardan ağırlığı fazla olan yüzeye daha fazla basınç uygulanır, uygular demiş. Ya bunların hepsi aynı madde diyor. Sadece farklı alanlara sahip diyor. Dolayısıyla ağırlıklarla alakalı bir şey yok ki zaten eşit kuvvet uyguluyor demiş. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Bak Tonguç, çok önemli bir özellik göstereceğim sana bu yeni nesil soru karmaşasıyla alakalı. Yeni nesil sorularda aslında olay çok basit. Yapman gereken şey, hemen şöyle bir şunu da açalım. Aslında yapman gereken şey de biliyor musun? Nedir hocam? Burada kafa karışıklığı yapan şeyleri çok iyi görmen gerekiyor. Kafa karışıklığı yapan işte koçbaşı var, hiç hayatımda görmedim böyle bir şey. İşte pres makinesi var, ondan sonra araştırmacı falan filan. Bunların hepsi kafa karmaşık yaratmak için uydurulmuş şeyler. Bizim yapmamız gereken şey şu tabloyu doğru düzgün okuyabilmemiz. Bak basınç ne oluyor? Birinci durumda, ikinci durumda, beş alan ne oluyor? Artıyor, azalıyor. Bak zaten direkt bunu söylemiş bile. O yüzden lütfen ama lütfen bu kafa karıştıran şeyleri düşünme. Onlar benim için normal sıradan şeyler diye düşünebilirsin. Geldik mesela baraj duvarları inşa edilirken sıvıların temas ettikleri yüzeylere uyguladıkları basıncın büyüklüğü dikkate alınır demiş. Tamam eyvallah. Bir nehirden suyun akışını keserek suyu biriktirmek amacıyla üç farklı baraj projesi hazırlanmıştır. Ki baraj projelerinden bak dikkat et, böyle garip barajlar yapmışlar. Verilenlerden ikinci proje onaylanarak baraj inşaatına başlamıştır. Allah Allah. Tamam. Neden sence biri onaylamadı da üç onaylamadı da iki onayladı sence Tonguç Öğren Bey? Çünkü daha fazla kazanç var. Ne diyorsun, saçmama, kazanç yok. Burada da daha fazla tuğla kullanıyorsun, burada da daha fazla. Hayır, ihale açısından daha fazla kazanç var. Evet, tebrik ediyorum. Sen buna göre ikinci projenin seçilmesi hangileri açıklamıyor? Şimdi bir kere ikinci proje seçilirken şuna dikkat etmiş adam. Derinlik arttıkça sıvı basıncı artar. Bak buradaki basınçla buradaki basınç, buradaki basıncı karşı en derindeki basınç daha fazladır. O yüzden buradaki basınç daha fazla olduğu için bunun yanındaki duvarın yıkılma ihtimali daha fazla. O yüzden kalın yapmış. Buradaki basınç daha az olduğu için bunun yanındaki duvarın yıkılma ihtimali daha az. O yüzden ince yapmış. Ama burada her şeyi aynı yapmış. Buradaki basınç daha fazla ama. Neye göre o zaman her şeyi aynı yapıyorsun? Veya buradaki basınç daha fazlayken bunun yanındaki duvarı niye ince yapıyorsun? Manyak mısın kardeşim? Kimsin sen? Sorarlar tabii ki adama. Dolayısıyla bu. Sıvının yoğunluğu artık sıvı basıncı. Bu yanlış çünkü üçünde de su kullanılmış, böyle bir şey olmaz. Sıvı basıncının sıvının cinsine bağlı olması, sıvının cinsiyle alakalı ki hepsinde üç şey kullanmış, su kullanmış. Dolayısıyla Bursa seçeneğimiz diyoruz. Hadi bakalım o zaman bir sonraki konumuza geçelim şimdi seninle beraber. Şimdi de geldik en baba konuya Tonguç. Neden en baba hocam? Neden en baba ünite diyebiliriz daha doğrusu. Madde ve endüstri ünitesi gerçekten çok geniş, çok kapsamlı, çok fazla konunun olduğu bir ünite. FEN'in en geniş ünitesi diyebiliriz. Ve burada da aslında ikiye bölündü. Birinci dönemde bizim işlediğimiz konular periyodik sistem, fiziksel ve kimyasal değişimler, kimyasal tepkimeler ve asitler bazlardı. Ve bunlardan soru gelme ihtimallerini yazacağım sana şimdi buradaki sınavda çıkma ihtimaline göre. Aynı zamanda tabii bunun ikinci kısmı var ki o da ısı sıcaklık kısmı. Oradan da kesin ve kesin soru geliyor. %100 gelir mi hocam? Yani zaten bu ünite gerçekten bayağı sağlam bir ünite. Bayağı önemli bir ünite. Şimdi sana be bak %100 diyorum. Hatta 5 üzeri 5 diyorum. Of. Asitler, bazlar %100 soru gelecek bir kısım. Artık senelerdir gelmeyen sene bile yok artık diyorum, diyebiliyorum. Aynı zamanda periyodik sistemden soru gelme ihtimali çok yüksek gerçekten de. Çünkü periyodik sistemin özelliklerini çok seviyor sınav komisyonu. Bunlardan birazcık daha düşük diyebiliriz fiziksel ve kimyasal değişimden. Kimyasal tepkimelerden de aynı şekilde düşük diyebiliriz. Ama tekrar söylüyorum sana, periyodik sistem ve asitler bazlar bu işin kralı diyebiliriz. Sonrasında zaten ikinci kısmında madde ve endüstri ünitesinin ısı ve sıcaklık var ki oradan öz ısı sorusu her sene geliyor. Ona da dikkat edeceğiz. Şimdi seninle gel bakalım konunun birazcık detaylı kısmına bakalım. Oo. Evet, madde ve endüstri ünitemizde periyodik sistem, fiziksel, kimyasal İlk değişimler. Bitiriyoruz değil mi hocam? Maddedeki değişimler tabii ki bitiriyoruz seninle beraber. Kimyasal tepkimeler ve asitler bazlara bakalım seninle beraber. Şimdi hızlı bir şekilde dört adımda bitireceğim Tonguç Öğren Bey'im. Süper hızlı konu ünite, ardından da yeni nesil beceri temelli soru çözeceğiz. Seninle gerçekten de konuyu tam anlamış mısın öğreneceğiz. Periyodik tabloda bilmemiz gereken bir kere periyodik tablo çok büyük. Bunu ilk keşfeden bilim adamları Mendeleyev, Mozeley dediğimiz bilim adamları da çok önemli araştırmalar yaptılar ve dediler ki periyodik tabloda 1A, 2A, 3A, 4A şeklinde gruplar vardı dediler. Ve bu gruplar, Tonguç öyle adım benim,
Bunlar 8 A'ya kadar gider ve bunlar A gruplarıdır ve ortadakiler de B grubudur. Şu anda biz onunla uğraşmıyoruz çünkü onlar lisede göreceğimiz şeyler. Ama A grupları, bu dikey sütunlara biz grup diyoruz. Yatay satırlara ise birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot şeklinde nokta nokta yedinci periyota kadar giden bir yatay satırlar var. Dolayısıyla hemen sana hatırlatayım sonuç önemi. Satır dediğimiz şey neymiş evladım benim? Periyot dediğimiz şey, ki zaten periyodik tablo odan geliyor Tonguç Erhan Bey'im. Sütun dediğimiz şey ise Tonguç Erhan Bey'im grup demektir. Dolayısıyla grup dediğimiz şey ise aslında dikey şeyler diyoruz, sütunlardır diyebiliriz. Peki biz bunlarla nasıl uğraşacağız? Bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Elementleri sıralarken böyle bir düzene koymamız gerekiyordu ve aynı grupta olanların aynı özellik gösterdiğini söyleyebiliriz. Yani grupların içinde aynı özellik gösteren maddeler vardır. Mesela örnek olarak 8A grubu soy gazlar grubu olarak da adlandırılır. Çok enteresandır. Soy gazlar grubu soydur. Yani soy gazlar asillerdir, soylulardır. Dolayısıyla hiç kimseyle böyle... Kraliyet ailesinden mi hocam? Aynen, hiç kimseyle tepkimeye girmezler, hiç kimseye bulaşmazlar. Kendi başlarına asil asil dolaşırlar. Tek başlarına dolaşırlar ve gazdırlar, gaza gelmişlerdir bunlar. Helyum, neon, argon, kripton şeklinde sıralayabilirsin. Hergele Necmi arsız ve kır olur şeklinde ben bunu kodlayabiliyorum. Sen de aynı şekilde kodlayabilirsin Tonguç Erhan Bey'im. Burada dikkat ettiysen bunlar aynı özellik gösteriyor. Hepsi soy gazdır. Ve aynı zamanda mesela 2A grubu toprak alkali metallerdir. Bunların hepsi metaldir. Veya Tonguç Erhan Bey'im 7A grubu halojenlerdir. Bunların hepsi ametaldir mesela. Hepsi aynı özellik gösteriyor. Flor, klor, brom. Bunların hepsi aynı özellik gösteriyor. İşte bunların aynı özellik göstermeleri aynı grupta bulmalarına bağlı. Çok 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 önemli bir detay. Bunu sınavda sorabilir. Ama bir istisna var ki zaten sınavda sana hep aynı istisnayı soruyorlar. Hidrojen. Hidrojen araya kaynamış garip gureba bir şey. Hidrojen zaten güneşin içinde olan evrende en fazla bulunan atom taneciği diyebilirsin. Bir protondan oluşuyor zaten. Çok basit bir atom. Ama en önemli atomlardan bir tanesi ve bu da ametal özelliği gösteriyor. Ametal. Ametaldir. Bak burayı yazmak istiyorum. Hidrojen ametaldir. Ametal dediğimiz şey metal olmadığını anlatacağım şimdi sana ama neden bunu bir A'ya koymuşlar? Metallerin grubu aslında bir A. Burası alkali metaller diye geçer. Burada enteresan bir kaynama olmuş. Onun dışında bu sarılara ise yarı metal diyoruz. Bunların özellikleri var. Mesela metaller Tonguç'a bu mavi grup. Parlaktırlar. Ondan sonra elektrik ve ısıyı iletirler. Ondan sonra ametallerle tepkimeye girerler ama kendi aralarında tepkimeye girmezler. Tel ve lev haline getirilebilirler. Yani işlenebiliyorlar falan filan. Ama ametallere baktığımız zaman mattırlar. Yani parlağın tersi mattır. Aynı zamanda elektrik ve ısıyı iletmezler. Aynı zamanda Tonguç Erhan Bey'im, tel ve lev haline gelmezler, işlenemezler bunlar kendi başlarına. Çünkü kırılgandır bunlar Tonguç Erhan Bey'im. Aynı zamanda çok enteresan bir şey de anlatacağım sana. Metal ve ametallerde aslında önemli ayrıntılardan bir tanesi, hani metal ile ametal birleşiyorken, metal artı ametal birleşiyorken metal ile metal olmaz. Metal artı metal birleşemez. Ametal artı ametal de birleşebilir. Bunu da söylemek istiyorum sana. Ametal artı ametal de birleşebilir diyebiliriz. Yarı metallerse bunların tam ortasında özellik gösteriyor. Elektrik ve tel ve lev haline getirilebilirler. Ama işte mesela şeydir. Aynı zamanda metallerin hem ametallerin özelliğini gösterebilir. Mesela silisyum, silikon vadisi buradan geliyor. Bilgisayarlarımızın içinde bunlardan var. Bor mesela Türkiye'de en fazla bulunan madenlerden bir tanesi, yarı metal özelliği gösterir. Ve şunu da unutmayalım. Genellikle metallerin hepsi katıdır o sıcaklığa, değil mi Tonguç Erhan? Evet hocam. Bir tanesi hariç o da civa. Ama ametallere baktığımız zaman katı, sıvı gaz her şey olabiliyor. Soy gazlar da ametallerin bir parçası gibi ama özel bir grup olarak adlandırılıyor. Bunlar hiç kimseyle tepkimeye girmez ve kendi başına yaşayan varlıklardır ve bayağı özel atomlardır diyebiliriz. Bunları hızlı tekrar ettikten sonra fiziksel kimyasal değişime bakalım. Maddenin iç yapısı fiziksel değişimde aynı kalıyor. Mesela kırma, kesme, yeni madde asla oluşmuyor. Kimyasal değişimde de maddenin iç yapısı değişiyor. Yeni madde oluşuyor. Mesela pişirme, paslanma, yanma, ekşime, çürüme, mayalanma, bunlar kimyasal değişim diyoruz. Kimyasal tepkimelerse yoğurdun mayalanması kimyasal değişim hocam. Kesinlikle tebrik
örnek ediyorum size, çok güzel bir örnekte. Kimyasal tepkimelerde ise şunu unutmayalım. Kimyasal bir değişim oluyor aslında. Yani kimyasal değişim kimyasal tepkime yüzünden oluşuyor aslında. Kimyasal tepkimelerde reaksiyona bir girenler var Tonguç herhalde benim. Bu reaksiyon oku dediğimiz şeyin sol tarafı girenler. Sağ tarafı ise Tonguç herhalde benim reaksiyondan çıkanlar veya ürünler de diyebiliyoruz. Genellikle ürünler diye kullanılıyor kimyasal reaksiyonla veya tepkimelerde. Buna reaksiyon veya tepkime oku diyoruz. Sol taraf girenler, sağ taraf çıkanlar. Bununla bu birleşmiş, bunu oluşturmuşlar. Dolayısıyla şunu unutmamamız gerekiyor. Kütle atom türü ve atom sayısı korur. Mesela diyelim ki eğer bu adam 10 gramsa, bu adam 8 gramsa burada oluşan şey 8 gram olmak üzere korunur demek, aynı kalır demek. Girenlerin kütlesi ise ürünlerin kütlesi aynı olmak zorunda diyoruz. Atom türü ve atom sayısı korur. Bak iki tane mavi var girenlerde. Girenlerde iki tane mavi var. Çıkanlarda yani ürünlerde de iki tane mavi var. Girenlerde bir tane pembiş var. Çıkanlarda yani ürünlerde de bir tane pembiş var diyebiliriz. Atom türü korunuyor ve atom sayısı da korunuyor diyebiliriz. Asitler bazlar ise sınavda sorunun geleceği kısım zaten. O kadar netiz yani bunda. Asitler bazlar da asitleri hasit diye ezberleyeceğiz. Hocam ama diyorum. Yani... Hay saçmalama. Bazıları da bazo diye ezberleyeceğiz Tonguç Erhan. Gerçekten de asitler deyince aklımıza hemen limon gelsin lütfen. Hani limonu ağzına aldığı zaman ekşisi böyle ay ne oldu asit falan dersin ya mesela. Aynen hocam. Sen asitsin, Allah kahretmesin dersin. Burada bazılarda mesela elimizi yıkarız, sabun mesela en güzel baz örneğidir. Elimizi yıkarız, oh be temizlendik bazo deriz değil mi Tonguç Erhan? Aynen. Aynı onun ben gibi. Ben temizleyince bazo atıyorum hocam, o demiyorum. Evet tebrik ediyorum, bazo demeye başlar artık tebrik ediyorum. Asitler yakıcı, delici etkilere sahiptir. Çünkü asitler Tonguç herhalde benim ekşidir. Aynı zamanda limon hemen ekşidir. Elektrik ve elektriği iletir. Sulu çözeltilerinde elektrik iletir. Aynı zamanda Tonguç herhalde benim asitlerin pH'ı 7'den küçüktür. Bu da çok önemli bir özellik. Kırmızı renk verir turnusol kağıdıyla. Bazlara baktığımız zaman Tonguç herhalde benim acıdır sabun gibi mesela sabun gözüne kaçar yakar gözünü. Aynı zamanda Tonguç Erhan Bey'im elektriği aynı bazı asitler gibi o da iletir. Aynı zamanda pH'ları dediğimiz 7'den büyüktür ve bazlar maviye dönüştürür turnusol kağıdını. Bu da çok önemli bir özellik diyoruz. Dolayısıyla ben asitleri kırmızı ile gösterirken genellikle bazıları da mavi ile gösteriyorum. Mesela bak burada da tam ortasına biz pH metre diyoruz buna. Bu çok önemli bir özellik. pH metrenin tam ortası 7'dir. 7'nin sağında 7 tane, solunda 7 tane olmak üzere 7'den 0'la 14 arasında bir çizelge düşün, tamam mı? Mesela 14 katlı bir apartman düşün. 7. kattaki adam nötr. Aşağı doğru indikçe bu apartmanın asitleşiyorsun. Bayağı bir asitleşiyorsun. Yukarı doğru çıktığında bayağı bir bazlaşıyorsun. Dolayısıyla buradaki baz 14 bayağı kuvvetli bir baz. Buradaki baz zayıf bir baz çünkü nötre yakın. Buradaki asit bayağı kuvvetli bir asit. Buradaki asit ise zayıf bir asit çünkü nötre yakın. Nötrden ne kadar uzaklaşırsan o kadar asitliğin ve bazlığın artıyor Tonguç Erhan Bey. Bu da önemli bir kavram diyoruz. Mesela hidroklorik asit, limon suyu, domates suyu, gazlı içecekler, saf su tam ortada yani nötrdür. Unutmayalım tuzlu su da aynı nötrdür. Kabartma tuzu birazcık daha bazik özelliklerse, diş macunu, temizlik malzemeleri genellikle bazik özelliklerse, sabun gibi, sabun temizlik malzemesi değil. Deterjan, sabunlu su, çamaşır suyu, sodyum hidroksit, NaOH diyoruz. Zaten asitle bazı nasıl ayırıyorsun? Aşırı basit bir özelliği var Tonguç Erhan Bey. Mesela HCl, mesela HNO3, mesela H2SO3, sınavda bunlar gelebilir bu arada. Bunlar Tonguç'um dünyadaki en önemli asitler. Hidroklorik asit, nitrik asit, sülfürik asit. Bunların halk arasında kullanılan arası tuz ruhu, kezzap ve zaç yağı olarak biliniyor. Bu bazılara bakar, dikkat eder misin? Asitlerin hepsinde H var, görebiliyor musun Tonguç Erhan Bey? Ama bazılara bakalım, NaOH, KOH, aynı zamanda OH2. Hep oh var hocam. Hep oh 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 diyoruz bazılarda da. Oh 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 olsun diyoruz gerçekten de. Sodyum hidroksit, sut kostik de söylenebiliyor. Potasyum hidroksit, potas kostik olarak biliniyor. Kalsiyum hidroksit de
kireç taşı olarak biliniyor Tonguçören Bey'im. Sönmüş kireç olarak biliniyor, özür dilerim. Dolayısıyla bunları da bilmemiz gerekiyor Tonguçören Bey'im. Bunlar da ne yapacağız seninle beraber biliyor musun? Asitler ve bazlarla çıkacak deney sorusunu çözmeye çalışacağız. Ama gerçek yaşam durumları da sorabiliyor Milliyetin Bakanlığı. Mesela asitlerin yakıcı, delici özelliği var. Mesela mermeri, kumaşı, metali, kağıt ve eti tahriş ediyorlar. Bazıları ise cam ve porseleni aşındırıyorlar. O yüzden mesela hani deterjanlar, hani bulaşık deterjanları bulaşık makinesinde yıkanan camı ve şeyi aşındırabilirler. Bunu hemen söyler misin bana? Burada şunu unutmayalım, bulaşık deterjanlarından mesela hani anneniz dışarıya çıkardığı zaman böyle birazcık böyle sararmış cam özellikle şeylerde ne yapar, böyle beyazlaşmalar görürsün. İşte bunlar bazıların cam ve porselenini aslında ne yapması aşındırması diyebilirsin. Diyebiliriz. Evet, ne demiştik? Bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bunları çok iyi bilelim. Tuz ruhu, nitrik asit, ondan sonra tuz ruhu, kezzap, zaç yağı, sut kostik, potas kostik ve aynı zamanda kalsiyum oksit, sönmemiş kireçte diyebiliyoruz bunu da. Unutmayalım, sönmemiş kireçte diyebiliyoruz Tonguç Erhan Bey. Sönmemiş bir kireç gibi. Tebrik ediyorum seni. O zaman şimdi seninle beraber artık yeni nesil beceri temelli soruları yapmaya başlayalım. İşlerinde kalemi maddelerin, sulu çözeltilerin bulunduğu sıvılara özdeş devre elemanları kullanarak şekillerdeki düzenekler kurulmuş. Tamam, eyvallah, kuruldu, süper. Kahve kaplarındaki ampuller ışık verirken M'deki ampul ışık vermemiştir. Allah Allah. O zaman buralarda ışık var ama bu yanmamış görüyorsun. Buna göre hangisi söylemez? K maddesinin sulu çözeltisinin tadı acı olabilir. Tonguç Erhan Bey, acı olan hangisiydi? Ohtu değil mi? Baz ohtu. Yani sabun acıtırdı. Dolayısıyla bunun baz olduğu söylenebilir mi? Bakalım. K maddesi baz. Evet, baz elektrik akımı iletirdi. Asit ve bazların sulu çözeltisi elektrik akımı iletirdi. Bu söylenebilir. Doğru. L maddesinin sulu çözeltisi cildi tahriş edebilir. L maddesi asitler cildi tahriş ederdi. Onu unutmayalım. Dolayısıyla evet, bu da olabilir. Çünkü bu da ampulde ışık veriyor. Çünkü elektrik akımı geçiyor demek ki. M maddesi saf su olabilir. İçine bir miktar tuz ilave edilse ampul ışık verebilir demiş. M maddesi saf su olabilir. Bu doğru. İçine tuz ilave edilirse sodyum ve klor iyonları sulu çözeltilerinde elektrik akımı iletileceği için bu da olabilir. M maddesinin bulunduğu kap kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirir. Kırmızıyı maviye çeviren şey bazdı. Baz mavi yapardı, unutmayalım. O zaman bir kere M baz mı, baz olsaydı buradaki ampul yanardı. O yüzden bunun söylenemeyeceğini iddia edebiliriz diyoruz ve geldik diğer sorumuza. Of. Maddelerin molekül yapılarının değişmesi sonucu yeni maddelerin oluşmasına kimyasal tepkime adı verilir. Tamam, eyvallah. Bu işlem sırasında renk değişimi, gaz çıkışı ve çökelek oluşumu gibi olaylar gözlemlenebilir. Şekilde nitrik asit içerisinde bakır yani cu parçaları atılıp karıştırılıyor. Ha. Diyor ki nitrik asitin içine bakır. Neydi bu Tonguç Erhan Bey? Metaldi değil mi bakır? O zaman gözlemlenen olaylar not ediyor. Tepkime kabı ısındı. Renkli bir gaz çıkışı gözlendi. Çözelti maviye döndü. Hayda, bayağı bir şey olmuş. Demek ki bir tepkime oluşmuş gerçekten de. Buna göre hangileri yapılabilir? Kaptaki cu parçaları miktarı zamanla artar. Şimdi bak, buradaki asit, buradaki metal. Asit metali aşındırır. Yani metal azalması gerekiyor. Dolayısıyla artar değil, azalır olması gerekiyor. Bu patladı. Yeni maddeler oluşmuştur demiş. Yeni maddeler oluşmuş mudur? Yani şimdi ben bir tepkimede HNO3 ile ne birleşecek? Cu birleşecek ve yeni bir şey oluşacak değil mi? Sonuçta tepkimeye girenler tepkimeye çıkanlar. Tepkime olabilmesi için bir şeyler oluyor zaten. Isınıyor, gaz çıkışı oluyor, rengi değişimi oluyor. O zaman orada kesin tepkime var. O zaman burada bir şeyler geliyor gerçekten de. Yeni maddeler oluşmuştur söylenebilir. HNO3 miktarı zamanla azalmıştır. Zaten tepkimeye eğer böyle bir tepkim varsa girenlerin miktarı zamanla azalırken ürünlerin miktarı zamanla artar. Bu da doğru diyebiliriz. Dolayısıyla 2 ve 3 yorumlarını yapabiliriz. Bravo diyorum sana Tonguç Erhan Bey'im. O yüzden cevabımızın hemen bakalım. Şimdi asit aşındırır. Tamam. Kimyasal tepkimede girenlerin kütlesi zamanla azalır. Tamam. Kimyasal tepkime sonucunda yeni madde oluşur. Çözeltiye atılan bakır küpler parçalara. Tamam. Harika. O yüzden cevabımızın cu parçaların miktarı zamanla artar demiş. Böyle bir şey olamaz. Cu parçalarının miktarı zamanla bir de burada bir enteresan var. Şu parça karışıyor. Miktarı zamanla
artar. Yanlış. Evet, tebrik ederim. O yüzden cevabımızın Ceyhan olduğunu söyleyebiliriz. Hadi bakalım şimdi ödülü sorumuzu yaptığım için yorumlara yol. Hadi bakalım.